Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl khayri velev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâtin finnâr. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم فراشه فلينزع داخلة إزاره ثم لينفط بها فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده ثم ليضطجع على جنبه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه İlâ âhiril hadîs. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhimussalavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah aleyhim ecmaînin bir cümle ahirete irtihal eden mü'mine mü'minat rahmetullah aleyhim ecmaînin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin, hazirun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Elhamdülillah. İzâ ahabballâhu abden ibtelâhu. Şimdi biz burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatta Müslümanlar nelere dikkat etmelidir? Onları hadisleri okuyarak açıklamaya çalışıyoruz. Bazısı farz, Kur'an'da emredilmiş. Kesin emir olduğu belli değil, vacip. Kur'an'da yok ama genel ifadeyle yol var. Peygamberimiz emrediyor. Sünnet. Peygamberimiz hiç vazgeçmemiş. İşte müekked sünnet. Ara sıra yapmış gayrimüekked sünnet. İşte teşvik etmiş mendup, müstehap diye kısımları ayrılıyor biliyorsun fıkıh şeylerinde. Evet, şimdi biz okuyoruz böyle sizlere. Hepsi mesela beş vakit namaz kılmak farz. Kumar oynamak haram. Hırsızlık yapmak haram. Yalan söylemek haram mesela. Ama böyle olmayanı var. Haram değil ama yapmazsanız iyi olmaz. Mekruh olur, dinde iyi olmaz. Kategorisi mekruh diyorlar ona. Şimdi Peygamberimizin bazı hadisleri var. Yani mutlaka değil. Böyle yaparsanız iyi olur. Yapmazsanız sevimsiz bir iş yapmış olursunuz anlamında. Bu bilgileri verdikten sonra bundan sonra okuyacağım hadisleri değerlendirirken ona göre hani bazen çok inceliklere giriyor. Moraliniz bozulmasın diye bu bilgileri verdim size. Mesela Peygamberimiz buyuruyor ki İzâ ahabballâhu abden, Allah bir kulunu sevdi mi, o kulu hakkında hayır diledi mi, evet, ibtelâhu, o kulunu dener, imtihan eder, sıkıntıya sokar, hastalık verir, gam keder verir, geçim sıkıntısı verir. Bakalım ne yapacak? Bula bula beni mi buldun diye itiraz mı edecek? Ya Rabbi sen büyüksün. Ya Rabbi aciz kaldım diye yalvaracak mı? İmtihan eder. Bakın çok önemli. İptelâhu bu demek. Evet. Şimdi cahil adam bunları bilmezse bir adam bağ belliyormuş. Terlemiş tabii. Demiş es yedin bağrına es. Rüzgar çıkmış tabii açmış bağrını. Terli terli. Ondan sonra akşam gelmiş. Küllü 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 öksürüyor. Burnundan su sürümü akıyor. Gözleri bitişmiş.
Benden başka garibi bulamadın mı, geldin beni vurdun diye de sızlanıyor. Sen esnedin, bağrını açtın. Ha bak şimdi hastalık gelebilir. Peygamberimiz tedbir al diyor sana. Tedavu ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları, tedavi olununuz. Çok yemeyin diyor. Hastalıkların sebebi çoğu yemekten, mide bozuluyor, her taraf bozuluyor. Hatta Mısır'dan doktor hediye etmiş. Mısır eski kralı, işte bir hizmetçi hediye etmiş, doktor hediye etmiş. Onun gönderdiklerini almış, teşekkür etmiş. Doktora demiş, sen git oğlum demiş, git. Niye demiş, sizde doktor yok. Mısır'da firavunluk döneminden bayağı ileri, tıpta ileri şeye göre. Demiş, oğlum bizim sana ihtiyacımız olmaz. Çünkü biz demiş, acıkmadan sofraya oturmayız. Elimizi yıkamadan, ağzımızı yıkamadan sofraya oturmayız. Sofrada da tıka basa yemeyiz. Az yeriz. Yedikten sonra da elimizi yıkarız. Kolay kolay hasta olmayız demiş. Sizin orada demiş, çok hasta olursan git oradaki insanlara hizmet et. Biz bu usule uyuversek doktor doktor dolaşmayacağız. Varıyoruz, karışık yeme, acı yeme, turşu yeme başlıyor değil mi? Doktorun ilk sözü bu oluyor. Peygamberimiz 1400 sene evvel söylemiş. Temiz, ağzını temizle. Doktor diyor ki, mikrop bulaşmış elinden diyor. Öyle demiyor mu? Elini yıka, ağzını yıka, az ye, karışık abur cubur yeme. Doymadan kalk, şükret. Yine yıka elini ağzını. Onun için kolay kolay hasta olmayız biz demiş. Hadi git. Bunu da söylüyor. Şimdi efendim, böyle hastalığı uymadın bunlara. Zemheri de sokağa baltosuz, ceketsiz çıkarsan hasta olursun. Allah'ın kanunu bu. Öyle yaratmış. Beşinci kattan kendini boşarsan uçacaksın diye düşersin. Çünkü öyle diyor Allah. Yer çekim yaratmış. Allah'ın sünneti bu, kanunu. Uçmaya kalkma, sen insansın. Evet, kanun bu ya. O uçanlar kanun dışı. Mucize. Kanun bu. Yukarıda bırakılan düşer. Bunları bileceksin şimdi. Böyle soğukta çıkarsan hasta olursun. Tamam, Müslümansın, müminsin, Allah seni atamaz. Hastalığı sana imtihan sebebi yapar. Yani hastalığın iyiymiş demek istemiyorum yani, anladınız değil mi? Tedbirinizi alın, gene hasta olmamak için her tedbiri alın. Onları söyledik şimdi. Hasta oldun, kulunu diyor Allah imtihan eder. O Gavbeyliyan gibi, benden başka garibi bulamadın mı diye itiraz mı edecek? Şükür Rabbıma, şükür. Ne diyecek acaba? Şimdi mesela hastalık, Allah müminleri amansız hastalıklardan korusun. Amansız hastalıklar var biliyorsunuz. Kimisi ağlıyor, şükür diyor. Allah'tan gelene ne diyor, ne denir? İtiraz yok. Doktorla koşuyor, çaresini arıyor. Öteki de diyor ki, neden? Yok, neden mi diyecek işte. İmtihan eder, hastalık verir, hasta eder, imtihan. Bakalım itiraz mı edecek? Hak'tan gelen şerbeti içtik, elhamdülillah mı diyecek Yunus Emre gibi. Değil mi? Öyle mi diyecek bakalım? Şükür Rabbimden gelene ne denir mi diyecek? İmtihan eder. Veya işe çalışırsın, gayret edersin, tersine gider. Heh. Bir sürü soysuz şöyle adamlar var. Onlara bir şey olmadı da ben namazımı kılıyorum, abdestimi kılıyorum, işim ters gidiyor diye itiraz mı edecek? Hakkım da hayırlısı böyledir deyip itirazsız yeni rızık yollarını arayacak. İmtihan eder. Öyle diyor. Böyle geçim sıkıntısı, darlığı verir. Hastalık verir. Onu imtihan eder Allah. Bir burnunu sürter yani. Öyle değil mi arkadaş? Bir adamı beleşten profesör yapıyorlar mı? Saçını artıyorlar adamın. Kaç tane süzgeçten geçiriyorlar. Doktor yapıyorlar mı? Fakülteyi bitiriyorsun, o gavurca isimleri ezberliyorlar yazlık gece gündüz. Gene vermiyor diplomayı, al şu neşteri de kes şunu demiyor. 200 sene de benim yanımda diyor, çırak duracaksın diyor. Öyle demiyor mu? İmtihandan geçiriyor bir de. Bakalım diyor, nasıl, ne durumdasın? İmtihansız rütbe elde etmek var mı? Yok.
Allah da böyle burnumuzu sürter, hastalık sebebiyle, sıkıntı sebebiyle, şu sebebiyle, bu sebebiyle. Evet, bir avrat verir sana, burnun dibinde gece gündüz. Ayrılamazsın, kocasın. O da dili bir karış. Bakalım ne diyecek? Hayır diye sövecek mi? Boşayacak mı? Denemedir, imtihandır. Evet, her zaman anlatıyorum ben. Kars'ta Hasan-ı Harakani diye büyük bir zat yatıyor. Anadolu'nun fatihlerinden, büyük evliyalardan birisi. Öyle bir hanımı varmış ki, hoca efendi çok büyük alim. Ama karısı hiç alim gözüyle falan görmüyor, adam bile görmüyor. Ne ağzına gelse söylüyormuş, ben burada söyleyemem onları. Ama dağa gidiyormuş, İslam'da başkasının elinden geçirmek yok. Kendi terinle kazandığını yiyeceksin. Bunu bilen adam uygulaması evliya olabilir mi? Onun için gidiyor, evinin ihtiyacını dağdan kendi getirecek. Böyle o huysuz kadına, tamam hanım, tamam hanım, hiç itiraz etmiyor. İmtihan bu diyor, Allah'ın bir imtihanı, sabrediyor. Ne dese katlanıyor o büyük alim. Öyle olunca arslan gelirmiş, odunu bana yükle dermiş, ben götüreceğim dermiş. O hanıma razı olunca, hayvan Allah böyle dostuna gönderir işte, herkes ondan okuyacağız, hadisler okuyacağız. Şimdi bir Buhara'dan büyük bir müfessir, alim namını duymuş. Hasan-ı Harakani şöyle evliya, şöyle kerameti var. O da bu konulara biraz tersmiş. Gidem şunu demiş ya, bir rezil edem şu adamı. Yalan şeysi, şöhretini yıkayım şunun. İnsanlar çeşitli fikirlerde, şimdi de o zaman da var. Her zaman var. Çeşitli fikirler olmasa, yanlış fikirler olmasa doğru fikrin kıymeti bilinmez. İmtihan olmaz. Rütbe kazanamazsın. Meleklerin rütbesi yok. Hep aynı seviyede. Neden imtihan edilmiyorlar? Günah işleme imkanları yok. Biz onlardan neden üstün oluyoruz? Çetin imtihanlara sokuyor Allah. Başarırsak melekleri solluyoruz, geçiyoruz. Buradan imtihan, hep onu söylemek istiyorum. İmtihan eder. Oraya lafı. Adam gelmiş eve, tak tak çalmış kapıyı. Ne arıyorsun? Hoca efendi. Ne demiş? Ne hoca efendisi, o salağın tekidir falan, başlamış bu. Adam alim adam. Bayağı imtihan etmeye gelmiş, büyük adam olduğunu biliyor. Ama bu kadar da olmaz yani diyor. Yarım saat kusmuş böyle hanımı. Anlamış adam, alim adam. Demiş, bu adam büyüklüğü buradan kazanmış. Bu hanıma buna sabır etmiş, büyüklüğü buradan. Neyse. Bir daha konuş, azından almış, yarım saat daha hakaret etmiş kocasına o kadın. Ondan sonra hanımefendi demiş, o senin hakaret ettiğin herif var ya, ben de onu imtihan etmeye geldim demiş. Ta Buhara'dan, ben de müfessirim, alim adamım. Vallahi demiş, çok büyük adam oldun, şimdi karar verdim. Sana katlandığı için demiş, %100 hepimizden üstün o adam. O sırada gelmiş Hasan Harakani evine. Sırtında şeyle, odunla gelmiş. Ulan demiş, hoca efendi bizim karıyı ikna ettin, aslan gelmedi bugün demiş. Evet, sabır, imtihan kazanmak. Tabii, imtihan kazanmazsan diploma vermiyorlar arkadaş. İmtihan bu. Dünyada imtihan kazanacaksın. Her yerde o zorluklara Allah diyeceksin. Bana yardım et ya Rabbi diyeceksin. Ona İltica edeceksin. Bakan böyle mi yapacak? Neden oluyor bu işler mi diyecek. İmtihan eder diyor. Evet, Allah hem de kimi? Sevdiğini. Bakın bu hadisleri ben yapabildiğim kadar açıklamaya çalışıyorum. Sizler benden daha iyi açıklayabilirsiniz. Efendim diyorlar ki şimdi karşılaştığımız yerlerde, hocam ya Müslümanlar açık hep de geri kalmış. Gidiyoruz işte Avrupa'ya, herifler ne müreffeh yaşıyorlar. Ne şey yaşıyorlar. Allah sevdiğini imtihana tabi tutar. Allah gavuru sevmediğini Kur'an'da söylüyor. Allah kendine inanmayanı sevmediğini Kur'an'da söylüyor. Onları da Allah yarattı. Ama Allah yok dediler.
Allah bir, ben birim dedi. Onlar iki diyor, üç diyor. Ne bileyim falan filan. Gidiyor puta tapıyor, ağaca tapıyor. Kimisi hiç yok diyor. Değil mi? Mesela o komünizmin kurucularından herif din afyondur. Öyle bir şey yok diyor. Allah mallah diye bir şey yok diyor mesela. İnsanlar böyle. Allah da onları sevmiyor. O yarattığı imtihanda kayıp etmişler. Şimdi Allah sevdiğini imtihana tabi tutar. İmtihanı kazansa ne olacak? Diploma verecek. Rütbe verecek. Onun için Allah müminleri sevdiğine göre müminleri sıkıntıya sokar, imtihan eder, yükseltmek için. Bak ne dedik demin? Bir Müslümanın Müslüman olmayana esir olması haramdır, zillettir. Zillet haramdır. Baş olacak, çalışacak. E sen çalışmamışsın, kahvede şeş düşeş demişsin sabah akşam. O adam çalışmış, o baş olmuş. Sen aşağı olmuşsun, hesabını soracak namazdan başka. Neden sen aziz olmadın, zelil oldun diye. Namazdan başka onda hesabını soracak. Sen gene de Allah seni atmıyor. Hasta ediyor, bilmem ne diyor, yalvartırıyor ki şuna yalvarsın da yardım edeyim diye. Şimdi tabii hasta olunca hiç Allah'ına gelmiyor herifin. Bacağı bir şey kısıldı mı Allah diye nasıl bağırıyor. Senin gidi seni. Allah hiç aklına gelmiyor diye. Evet. Ben çok adam gördüm. Böyle güçlü, kuvvetli, sağlıklı. Ne Allah ne peygamber. Ama bir hastalığa yakalanıyor. Çakılıyor hastaya. Sılı sılı ağlıyor. Allah'ım sen bilirsin yani. Dün neredeydin lan? Dün neredeydin? Gene de bak nasipli adam. Küfretmiyor. Allah'ım sen bilirsin diyor. İşte böyle imtihan eder. İsyan etmezse Allah büyük. Ne kadar büyük günah işlese bile siler geçer. Öyle diyor. Şimdi okuyacağız hadisleri. Bir mümin içten gelen dualar ederekten Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye demeye başlasa üçüncüyü söyletmez. Özel melek gönderir Allah. Şu içten dua eden, bana yalvaran kulumun ne isterse hemen şeyini getir. Bir böyle hadis var. Bir de çok yürekten söylüyor. Çok samimi Allah'a inancı var. Çok dönmüş. Şimdi okuyacağız. Evet diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İza habballahu abden iptelahu liyesma'at tazarru'ahu. Şimdi okuyacağımız hadis o. Yalvarmasını dinlemek için o sıkıntıyı devam ettirir. Melekler onun içten gelen Allah sen bilsin Rabbim diye yalvarışını hoşlanırlar. Ya Rabbi derler. Cebrail reisleri meleklerin der ki Cibril ya Rabbi akdi hacetehu. Şu yürekten bütün zerreleriyle seni bulmuş şu yalvaran yanık yanık Allah'ım diyen kulunu affet ya Rabbi. Salıver şunu istediğini yapıver ya Rabbi der Cebrail. Öyle samimi yalvarıyor ki adam. Zorda kalmış ama isyan etmiyor. Yalvarıyor yanık yanık. Feyakulu. Cenab-ı Hak buyurur ki Da'u abdi fe inni uhibbu en esma'a savtahu. Ya o da uhibbu en esma'a savtahu. Yardım etmen ona. Azıcık da ağlasın. Benim o gözü yaşlı tazarru etmesini, yalvarmasını çok seviyorum. Çok rütbe vereceğim ona. Diye ağlatır diyor. Ağlatır diyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar secde edip ağlamadı mı? Secdede ağlayışından yerler ıslanmış. Kapıyı çalmış Hazreti Ömer. Mübarek secdede ağlıyor. Yaşlar, yaşlı, gözün yaşı böyle şey etmiş. Demiş anam babam sana fedasın ya Resulallah. Gelmiş geçmiş günahların affoldu. Hala daha ağlıyorsun ya ya Resulallah. Bizim için ağlıyor. Bizim için yalvarıyor. Şimdi Allah'a bu kadar gözyaşı dökmüş, ağlamış, yalvarmış Muhammed Aleyhisselam. Aç bırakmadılar mı Medine, Mekke'de? Taşlamadılar mı peygamberimizi? Üstüne öz amcası deve dikeni atmadı mı?
işkembesini, deve işkembesini bağırsaklarını kafasından atmadı mı evinin önünden geçerken? Neler yapmadı da sabretti. Sabahlara kadar göz çıktı, ümmetim ümmetim dedi. Sonra ne kadar aziyette Allah. Kıyamete kadar aziz kalacak. Şu anda bile inansın inanmasın, Müslüman olsun olmasın, dünyada en çok adı bilinen adam, en çok okunan insan Muhammed Mustafa. Bunu kendiler söylüyorlar. Yani herkes, mesela yakın tarihte Peygamberimiz aleyhinde konuştular değil mi? Her gün içi herif, sızıyor. Onlar böyle laf edince, işte onların diliyle, Muhammed şöyleydi, böyleydi. Ulan demiş, incelemiş, kaç kişi Müslüman olmuş. Bak, hala yani kendine gelmiş, böyle mi hakikaten diye, böyle aleyhine konuştukları zaman kaç kişi Müslüman olmuş. Hala dünyada en çok adı bilinen, okunan insan Muhammed Mustafa'dır. Sabretmiş ama ne çileli hayatı var. İtiraz etmemiz sen bilsin ya Rabbi demiş. Değil mi? Taif'ten dönerken dağların veli gelmiş. Emret demiş şu dağları tepesini yıkayım şunların. Yok demiş. Bunlar kabul etmese çocuklar kabul eder. Rahmeten lil aleminim ben demiş. Ben beddua edemem. Böyle sabretmiş. Ne kadar mübarek kainatın efendisi. İşte insanlar da böyle Allah sevdiği insana böyle imtihanlara sokar. Bu iş sıkıntısı verir, geçim darlığı verir. Efendim evinde ailesiyle sıkıntılar verir. Başka şekilde sabretti mi? Allah onu sevdiği için rütbelere, yüksek makamlara ulaştırır. Şimdi bu demek ki sevgi alametidir. Ben onu getirmek istiyorum. Yani bundan dolayı biz de hep de sıkıntılara katlanalım, çalışmayalım, geri kalalım demiyorum. Yanlış anlamayın. Hani öyle diyor ya, Avrupalılar o kadar müreffeh, gavur diyorsunuz. Öyle diyorsunuz diyorlar. Ben öyle laf etmiyorum da, ben gayrimüslim diyorum. Öyle diyorsunuz, baksana Müslümanların haline. Efendim, Müslümanların sıkıntıda olmasının bu yönü var bir. Şimdi, sıkıntı insana üç şekilde etki eder. İslami esaslara göre. Bir, Allah seni seviyor mümin ama sen yamuk gidiyorsun. Yan yön basıyorsun, doğru gitmiyorsun. Başına hastalık verir, işini bozar. Allah korusun, evini yakar, araban gider elinden. Zari zari ağlatır seni. Günahlarını siler, seni o güzel yere hazırlar. Yalvarırsın o zaman, gözü yaşlı. Nasıl ağlıyorlar değil mi? Nasıl ağlıyorlar? Bir, günahlarına şey olur böyle, ceza olur böyle. İki, günahlarını sildirmeye sebep olur. Rütbe sebebi olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahı yok, masumdur. Bütün peygamberler masumdur. İsa aleyhisselam da masumdu. Musa aleyhisselam da masumdu. Bütün peygamberler günahsızdır, masumdur çünkü peygamberdir. Allah onların günah işleme imkanı vermiyor, koruyor onları. Ufak tefek zelleler vardır ama fazlasıyla ödemişlerdir. Bir iki kişi, yani zelle dediğim ne? Mesela Yunus aleyhisselam bu Musul, Kerkük, orlarda yaşamış, peygambermiş. Putlara tapman demiş ya, adam olun, Allah bir deyin, adam olun, birbirinin kanını emmeyin, aldatmayın, yetmen kılman. Gülmüşler geçmişler. Biz zengin adamız demişler, sen kimsin ya filan. Çok çalışmış. En son demiş, Allah belanızı versin demiş, çıkmış gitmiş oradan. Evet, halbuki peygamberler Allah'tan izin almadan adım atamazlar. Peygamberimiz o kadar sıkıntılara girdi, Mekke'den gitmedi. Herkesi gönderdi ama kendi gitmedi. Cebrail geldi, izin çıktı dedi. O zaman gittiler biliyorsunuz. Son olarak Ebu Bekir'in ikisi gittiler. Yerini Hazreti Ali bıraktı. Borçları öde dedi. Emanetler var. İzin gemiye binmiş. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bırakıyor. Allah belanızı versin demiş. Çok çalışmış ama. Gece gündüz durmadan yola gelmemişler. Allah belanızı versin demiş, gitmiş, gemiyi binmiş, pişman olmuş. Allah bana izin vermeden terk ettim. Evet, hak ettiler bunlar belayı ama
gene de Allah'ın iznini beklemem lazım. Çok pişman olmuş. Gemide ha battı batacak, öyle bir fırtına var ki. Kaptan demiş ki ben hayatımda böyle bir dehşetli fırtına görmedim. Aramızda demiş bir netamalı adam var. O zaten içi yanmış. Yanlışlığını anlamış. Demiş ki bak hiç kimseye kabahat yüklemen. O demiş yanlış adam benim. O zaman demiş arkadaş seni denize atacağız. Hepimiz batacağımıza bir kişi batsın. Olur demiş. Atmışlar. Sonra balık yutmuş onu. Balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin. Kur'an'da var. Şimdi diyecek ki hocam balık adamı yutar mı? Evet. Şimdi ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Biz inanıyoruz. Kur'an'da var çünkü. Kur'an'da var. Bir kere inanıyoruz kesin. Ama şimdi delil söyleyeceğim sana. Falkland adalarından dolayı Arjantin ile İngilizler çarpıştı yakın zamanda biliyorsunuz. Gençler bilmez ama ben çok iyi biliyorum. Ve orada savaşırken bir asker vapurdan düşmüş savaşırken ve de artık hangi balık yuttuysa orasını tam bilmiyorum. Kastela yazdı bunu. Balık yutmuş. Savaş bitti. Tabii İngilizler yendi Arjantinleri. Dedilerini yaptırdılar. Balıkçılar gitmiş şimdi oralara. Harp bittikten sonra kocaman bir balık yakalamışlar. Bir bakmışlar ki içinde asker diri. Evet, bir hafta sonra gazeteler yazdı bunu. İstanbul Belediye Kütüphanesi'nde gazetelere bakabilirsiniz, tahkik edebilirsiniz. Bir hafta sonra adam diri, balık yutmuş, ölmemiş içeride. Canlı delilidir. Ki o peygamberdir, biz mucize inanırız. Allah balığı yiyemezsin bize, nasıl yesin değil mi? Hani inanç olmasa bile diyorum, gazeteleri okuyabilirsiniz. Sonra adam kurtuldu, asker gazetelerde var, okuyabilirsiniz. La ilahe illa ente subhaneke o şeyde deyen adamı nasıl yesin zavallı balık. Bir hafta taşımış, ondan sonra kusu vermiş kenara. Demek ki sıkıldığın zaman, bunaldığın zaman ne söyleyeceksin kurtulmak için? La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Bunu diye diye biz bunu ilham ettik. O da bunu söyledi. Çıkarıverdik diyor. Kenara çıkarıverdik. Öyle şey var. Mesela orada izin almadan gitmiş. Yani yanlışlığı dedim bu. Yoksa başka ağır günahlar işlemiyorlar. Onu arz etmek istiyorum. Bütün peygamberler masum insanlardır. Günahları yok ama bizler için peygamberimiz sabahlara kadar gözyaşı döktü, sıkıntılara katlandı, sonra aziz oldu. Kim peygamberin bu sünnetini yaparsa, hakka itiraz etmezse, Allah'a itiraz etmezse dediğinde bağırıp çağırmazsa, şimdi bağırıp çağırma kelimesini özellikle kullandım. Ölüm bir musibettir. Değil mi? Ya ne diyor Yunus Emre? Askere gidiyor Mehmet. Mayına basıyor, havaya uçuyor. Ana yüreği nasıl dayansın? 23 yaşında delikanlı, 22 yaşında yaş ekini biçmiş gibi. Şimdi ekin ekiyor adam ki olgunlaşsın, danesini biçsin. Dane alacak, saman alacak. Olgunlaşmadan yaş ekini biçince dane dalamaz, sapın dalamaz. Yazık olur değil mi? Gencecik yaşta oluyor. Ana yüreği dayanmıyor. Dayanacaksın anacığım, babacığım, kardeşim. Neden? Hak'tan gelen şerbeti içtik. İmtihan bu. Gözün yaşlı. Ne yapalım? Allah'ın takdiri buymuş. Oğlum meyhanede ölmedi ya. Vatan uğruna şehit oldu. Gözün yaşlı. İtiraz etmeyeceksin. Saçın başın yolmayacaksın. İmtihan ediliyorsun. Musibet bak. İmtihan ediliyorsun. Bağırıp çağırmayacaksın. Sulu sulu ağlayacaksın. Tamam. Beşeriz. Peygamberimiz de oğlu İbrahim kucağında ölünce böyle şapır şapır ağlamış. Demişler ya biz ağlamayı yasak ettin kendin ağlıyorsun ama. Ben demiş size bağıra çağıra ağlamayı isyan anlamına gelen itiraz anlamına gelen ağlamayı yasakladım. Kalp üzüntülü oldu mu gözden yaş akar demiş Efendimiz. Durduramazsın ki kalp yanık oldu mu üzüntülü buradan şapır şapır yaş akar. Bu da merhamet alametidir, iyidir. Ağlamayan gözden kork sen.
merhamet yok demektir o adamda. Ondan korkar. Ama bağırıp çağırmak Allah'ın kaderine, ecele, isyan anlamına geldiği için yanlış. Onu söylemek istiyoruz. Allah böyle çeşitli şekillerde imtihan eder. Bu imtihanda Rabbim verdi, o aldı. Şükür. Allah'tan geleni denir derse bu Allah'a olan sığınmasından dolayı rütbe verir. Uçurur onu işte o zaman. Ha o zaman pencereden uçabilirsin. Evet. Sen yine uçmayı deneme de çok çetin imtihanlardan sonra olur bu işler. Mevlana uçmuş. Biliyoruz. Biz mucizeye inanırız. Evet. Ama Mevlana'nın çektiklerini biliyorsun sen. Şems-i Tebrizi'yi öldürdüler o zamanın insanları. En çok sevdiği adamı. Ya neler çekmişler, neler iftira attılar Mevlana Hazretlerine. Büyüklerin imtihanı çetin olur. Kazanırlar, uçarlar, zirvelere ulaşırlar. Tabii Allah bize taşıyamayacağımız bela vermesin de, bela gelsin diye de tedbirsizlik yapma da, deveni sağlam bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et de, kural bu da, kanun bu da. Bir şey olduğu zaman da isyan etme. İmtihan bil, sabret, Allah'a sığın. Ne diyeceksin o zaman? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah'ımız, dönüt olup Allah'a varacağız. İsyan yok. Allah'a bağlılığını ifade edeceksin. Sen bilsin Rabbim. Sabır ve ya Rabbi diyeceksin. Ve kazanacaksın. Kazanacaksın. Hazreti Ali hasta olmadığı zaman hayıflanırmış. Allah'a ne günah işledim. Allah'a ne günah işledim. Ne oluyor Ali derlermiş. Hasta olmadım ya. Birkaç gündür hasta olmadım. Allah müminleri sevdiği kullarını müptela eder diyor ya. Hastalık iptiladır. Musibettir. Allah beni sevmiyor mu acaba da başımı ağrıtmadı, nezle etmedi beni diye hayıflanırmış. Yani bu musibetler sabredildiği zaman can kurtaran simididir. Günahların kefaretine sebep olur, rütbe kazanmasına sebep olur, cezayı ödemeye sebep olur. Bunlara dayanan adam evliya olur. Evliya olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ne diyor? Bağrına taş bas. Evet. Dervişi nasıl tarif ediyor Yunus Emre? Koyundan yavaş gerek. Gözü dolu yaş gerek. Evet. Gözü dolu yaş gerek. Ama yavaş, isyan etmeyeceksin. Yumuşak olacaksın. Bağrına taş basacaksın. Sen bilsin Rabbim diyeceksin. Allah'a sığınacaksın. İltica edeceksin. Kazanacaksın. Bu hadisler bize onları anlatıyor. Sakın isyan etme. Sakın isyan etme. Bu Allah'ın seni sevdiğinin alametidir. Ebu Davud, Ebu Hureyre'den Beyhaki Abdullah İbni Mesud'dan nakletmiş.